Erdoğan'ın açıkladığı afişsiz, bayraksız kampanya modeli sektörde yakından takip edildi. Ortak görüş bayrakçıların, matbaaların olumsuz etkileneceği yönünde. Şehirlerimizi plastiğe ve kağıda boğan önemli bir israf kaleminden de hep birlikte kurtulmuş olacağız. Sektörde birçok firma zor durumda kalacak. Seçim kampanyası mesajını böyle vermiş, net konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o söz yeri sektörde anında yankı buldu. Yerel seçimler için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması gözleri bayrak sektörüne çevirdi. Alınan siparişler var, bitmiş olan işler var. Ne yapacaklar, nasıl bir yol izleyecekler, işte bu merak ediliyor. Hareketlilik bekliyorduk. Stoklarımızı ona göre yaptık. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü demecinden sonra sektör ciddi anlamda bir sıkıntıya girecek. Parti bayrakları, flamalar, afişler. Erdoğan bu kez daha kampanya süreci başlamadan verdi sürpriz talimatı. O talimat sektörde ise şimdiden tedirginlik yarattı. Artık klasik kampanyalar dönemi kapandı. Parti adı vermeyeyim ama çok ciddi anlamda şeyler var. Elimizde siparişlerimiz var. AK Parti bu seçim kampanyasında daha çok sosyal medyaya ve dijitale ağırlık verecek. Çok fazla insan bu sektörden ekmek yiyor. Bu durumda bu insanlara da tabii ki istihdam yaratamamış olacağız. Seçimleri bir şov olarak görüyoruz. Önümüzde yerel seçimlerde muhtar adaylarımız var. Kıyasıya bir yarış içerisinde olacaklar. Yerel seçimlerde il, ilçe, hatta muhtar adayları düşünüldüğünde Erdoğan'ın bayrak talimatının ekonomik olarak nasıl bir etki yaratacağı şimdilik sektörün bilinmezi.